Tabii bizim üniversitemiz 20 yıl inşallah 2012 içerisinde 20. yılımızı biz tamamlamış olacağız. Temmuz ayı itibariyle zaten kurulmuştu. Mevcut şu anda 12.790 öğrencimiz var. Bunun yaklaşık 10.700'ü merkezde. Diğer geri kalanları ise Sarıkamış ve Karaman ilçelerimizde eğitim eğitimlerine devam etmekte. Biz göreve geldiğimiz, henüz göreve geldiğimiz 28 Kasım 2010 itibariyle Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Yabancı Dil Yüksek Okulu kuruldu. Daha önce eğitim eğitim faaliyetlerini sürdüren fakültelerimiz ise zaten ilk Dokumatik Fakültesi da Veteriner Fakültesi. Akabinde Eğitim Fakültesi, Fenerbahçe Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Tıp Fakültesi. Bir de tabi bunlara ek olarak da devlet konservatuarımız hizmete girdi. Tıp Fakültemizin öğrencileri hala Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim öğretimleri sürmekte. İnşallah biz önümüzdeki yılda kesin demiyorum ama büyük ihtimalle Kars'ta öğrencilerimiz alacağız ve burada Tıp Fakültesi'nde eğitim öğretimini sürdürecek. Zaten hastane hizmetleri ise 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle yeni araştırma uygulama hastanemize taşındık ve hizmetlerine devam ediyor. Şu anda hasta potansiyeli yaklaşık 850-900 civarı ki yoğun bakım birimini ve acil polikliniğimizi henüz hizmete biz sokmadık. Ama inşallah bu yıl içerisinde bunları da hizmete sokacağız ve Kars halkının hizmetine hastanemiz gelmiş olacak inşallah. Hastalarımız Erzurum veyahut da neyse diğer hastane yollarında telefon boyutan böylelikle kurtarılmış olacak. Bizim teklif ettiğimiz yeni fakültelerimiz vardı. Bunların bir tanesi Güzel Sanatlar Fakültesi, diğeri de İdare Fakültesi. İkisi de 2011 yılı itibariyle kurulmuş oldu. Yeni bir fakülte daha teklif etti. Bu da diş hekimliği fakültesi ama daha henüz ondan bir sonuç tabii ki gelmedi. Ha, kampüsümüz çok güzel bir kampüs. Ha, gelişimini tamamlamadı tabii ki. Ama gelişimini tamamladığında inşallah belki de Türkiye'nin en iyi, en geniş kampüslerinden bir tanesi olacaktır ki Karşıyaka'nın kampüsünün ikiye bölmesi oldukça önemli bir avantajımız. Öğrencilerimizi ben sizin bu aracılığınızla öğrencilerimize burada seslenmek istiyorum. Gerçekten de güvenli, huzurlu, oldukça rahat bir şehir kası. Mutlaka her ilde, her üniversite olduğu ufak tefek mutlaka sıkıntılar olacaktır. Ama buraya geldiklerinde bizlerin bir aile ortamı gibi onları karşıladığını görecekler. Kendi çocuğumuz gibi onları görmekteyiz ve kesinlikle kendi evladımızdan herhangi bir şeyi ayırıp onlara yapmamaktayız. Barınma sorunumuz nasıl? Barınmayla ilgili sıkıntılarımız var. Kampüs içerisinde şu anda hayırsever Vasfiye Eriş tarafından yaptırmış olan 200 yataklı bir kız öğrenci yurdumuz mevcut. Krevi Yurtlar Kurumu tarafından inşa edilen yaklaşık 500 kişilik daha yurt yapacak. 250'si, 40-250'si erkek olmak üzere. Ha bu da yeterli, bu da yeterli değil maalesef. O yüzden burası sizin aracınızla da ben hayırsever vatandaşlara buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Eğer bu yak işletleri olabilir veyahut da hayır amacıyla olabilir. Bizlere üniversitemize destek olursa bundan biz mutluluk duyarız. Hedeflerimiz nedir? Tabii bizim üniversitemiz Kafkas Üniversitesi. Yani biz bir teknik üniversite olma gibi bir hedefimiz yok. Ama bölge üniversite olma gibi bir hedefimiz var bizim. Dolayısıyla geldiğimiz topraklar olan Kafkasya bölgesine açılan biliyorsunuz bir kapı Kars. Ki yani Iğdır'la Ardahan henüz il oldu. Dolayısıyla o bölgedeki insanlara da biz borcumuzu ödemek için inşallah
oraya da hizmetler gösteriyor. Özellikle sağlık alanında olsun, kültürel alanda olsun, sosyal alanlarda olsun zaten o bölgedeki üniversitelerde sürekli işbirliğimiz devam etmekte. Yaklaşık 1,5 ay önce falan ben Bakü'de ziyarette bulunmuştum. Oradaki hemen çoğu üniversite rektörü hocalarımızla, kardeşlerimizle görüşmelerimiz oldu. İnşallah onlarla da en kısa sürede YÖK'ün de başlattığı Mevlana programı adını verdiğim programımız var. Bu Türkiye içerisinde ve Türk dünyası ile Türkiye arasındaki bir değişim programı. Bu öğrenci düzeyinde olabilir, öğretim üyesi düzeyinde de inşallah olacak. Ve bu ilişkilerimiz bir kamu diplomasisi görevi niteliğinde gerçekleşecek inşallah. Şimdi bölgenin kalkınması için proje üretiyor musunuz? Şimdi tabii ki bizim demin söylediğim gibi lokomotif fakültenin veteriner fakültesi, bölgenin hayvancılık bölgesi. Ha bununla ilgili tabii ki projelerimiz var. Özellikle turizm alanında bölgeye oldukça cazip imkanlar sunuluyor. Burada yine ben sizin kanalınız aracılığıyla, sizin televizyonunuz aracılığıyla burada seslenmek istiyorum. Gerçekten de Sarıkamış olsun, hani antik kenti olsun, buralar önemli, oldukça önemli yerler. Turizmle ilgili de çok önemli projelerimiz var. Son olarak yani şeyde bölgede ki hayvan hastalıkları var, şunlar şartlar var. Burası da var. Bu hastalıkların alınmış olduğuna var veya. Tabii geleneksel hayvancılık modeline, modern hayvancılık modeline geçiş biraz sıkıntılı oluyor. Biz bunu zaman zaman kendi aramızda da tartışıyoruz. Ha artık buradaki insanlar da yani yetiştiriciler de kültür örgü hayvan modelini benimsemeye başladılar. Yani 10 tane, 20 tane belki günde işte 0,5 veya 1 litre, 1,5 litre süt veren şeyden yine kültür şey yayılırlıktan en az 10 litre, 15 litre süt veren kültür hayvanlara geçmeye başladılar. Yani onlarla iştigal etmeye başladılar. Dolayısıyla tabii hayvancılığın olduğu yere mutlaka hastalıklar da olacaktır. Ama bu konuyla da ilgili Mithat Hocam daha detaylı bilgi verecektir size. Kendi branşıyla ilgili olduğu için. Peki patent olayı çok sorun. Ürünlerimiz tanıtılır, karşı kaşar, bal gibi. Bu yüzden üniversitemiz böyle bir patent alma gibi girişimiz oldu. Şimdi tabii patent alma deyince insanlarımız şöyle diyor, yani yeni bir şey icat etme, teknolojiyle ilgili falan yani böyle bir şey yok ama bizim mutlaka Kars'ın meşhur olduğu ürünleri var. Bunlar kaşardır, baldır, gravyerdir. Gravyer maalesef yani son belki 3-5 yıla kadar neredeyse unutulmaya yüz tutmaktaydı. Hatta bazı köylerde ta dededen atadan kalan yöntemlerle yani o şekilde üretilmeye devam ediyordu. Ve belli birkaç yere İstanbul'a veya da başka yerlere gönderiyordu. Ama son yıllarda bu bizim arkadaşlarımızın da Mithat Hoca gibi, Ufuk Bey gibi Veterinar Fakültesi'nde Doçent Arkadaşı Bölgesi'ni izlendiririz. Onların da katkılarıyla biraz daha birkaç aile daha bu işe sarıldı. Ama amacımız Kars kaşarını, zaten dünyanın şey marka ama biz bunu daha sürdürülebilir hale getireceğiz. İnşallah bir üniversitemizde buna hem kaşar konusunda olsun, hem bal konusunda olsun, hem de kaz konusunda öncülük edecektir. Peki, teşekkür ederiz. Bizim bir ayakta üçüncü üniversite.